Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün taş evimizdeyiz. Güzel bir gün. Nar ve limon hasatından arta kalan zamanlarda bahçemizle ilgili işlerimiz olduğunda onlarla ilgileniyorum. Hayvanlarımızın bakımları var, tavuklarımızın bakımları var. Bunun yanında malum kargolama, paketleme işleri yapıyoruz. Arta kalan zamanlarda da bahçemizle ilgileniyoruz. Bugün de taş evimizdeyiz. Burada da yapılması gereken işler var. Malum artık tatil sezonu bitti. Yağmurlardan önce bazı bölümlerin kontrol edilmesi, elden geçirilmesi ve önümüzdeki sezona hazır hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü yağmurlar başlarsa özellikle ahşap kısımlarda ciddi deformasyonlar yaşayabiliriz. Yağmurlardan önce bazı ahşap bölümlerimizi elden geçireceğiz, zımparalayacağız, yeniden vernikleyeceğiz, boyayacağız. Yağmurdan etkilenmesini önleyeceğiz. İlk önce havuz başındaki bir kış bahçesi gibi bir alanımız var. Oranın ahşap kısımlarını zımparalayıp koruyucu vernik atıp daha sonra da boyamalarını yapacağım. Zorlu olan kısım tabii ki zımparalama kısmı. Onları ben bir kısmını hallettim. Hem kalkalım zımparalanmayan kısımlarını halledelim hem de boyama ve vernik işlerine başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım video başlasın. Bu arada videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenirseniz alttaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayanınız varsa da abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın ben tamamını neredeyse zımparaladım. Şurada çok az bir yerim kaldı. Bir de diğer tarafta kaldı. Zımparalanan kısımla zımparalanmayan kısmı görüyorsunuz. Özellikle şu sütunlarda çok ciddi problemlerimiz vardı. Onları hallettik, zımparaladık. Şimdi önce bu koruyucu, ahşap koruyucumuzu uyguluyorum. Bakın buraya uyguladım. Daha sonra da bunun üzerine şurada gördüğünüz renkten hem koruyucu hem de estetik açıdan güzel görünmesi için boyamasını yapacağım. Hemen şuradan boyamaya başlayayım. Ben üzerine boyayı uygulayayım, bakayım nasıl duracak. Güzel oluyor. Daha da güzel olacak. Yapmaya devam edeceğiz. Kuruduktan sonra üzerine bir kat daha atacağım. O zaman gerçek rengi ortaya çıkacaktır. Hadi bakalım.
Evet arkadaşlar, uzun süreceği için hızlı çekimde kayıt yaptım. Tabi size birkaç dakika, belki 20 saniye 30 saniyesini izleteceğim ama burası aşağı yukarı 1 saatten fazla bir zamanımı aldı. Ama inanılmaz güzel oluyor. Tabi bunun üzerine bir de koruyucu vernik gelecek. Çok güzel. Üstleri neredeyse boyasını kazıyacak kadar, yani ahşapa inecek kadar derin zımparaladım. Oralar güneşe ve yağmura en çok maruz kalan yerlerdi. Dolayısıyla da perişan olmuşlar. Şurayı bir zımparalayacağım. Sonra oradan devam edeceğim. Şu bölüme çok daha fazla özen göstermem lazım. Çünkü orası hakikaten en çetin koşullara göğüs geren kısım. Çünkü en çok yağmuru ve en çok güneşi orası alıyor. Ama çok güzel oluyor. Ben beğendim. İnsan kendi yaptığı işi beğenirse başkaları da onun yaptığı işi beğenir. Ben şu işi hakikaten beğendim. Güzel oluyor. Ellerime sağlık. Devam edeyim. Yapacağız mecburen. Her işe usta çağırırsak, en azından becerebileceğimiz işlere usta çağırırsak yandık. Tabii bizim de becerebileceğimiz, yapamayacağımız işler var. Onlar için tabii ki usta çağıracağız. Şu ana kadar olmadı Allah'a şükür de. İnşallah bundan sonra da böyle usta çağıracak kadar büyük sıkıntılı işler başımıza gelmez. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım şöyle de bir yapalım. Çünkü bahçeden önemli işlerimiz vardı. Onları hallettim. Yaptığım kısımların son halini bir size göstereyim istiyorum. Farka bakar mısınız? Hakikaten çok güzel olmuş. Ellerimize sağlık. Şimdi bugün de bu tarafı yapacağım. Burayı da zımparaladım. Evet, sıcakta bir yandan yorucu oluyor. Şimdi biraz dinleneyim. Bu arada size bir iki bilgi vereyim. Şimdi ahşap sürekli yağmura ve güneşe maruz kaldığı için aslında bunu böyle üstten sadece bir boyayıp geçebilirdik. Fakat önce gördüğünüz gibi neredeyse boyanın artık böyle dökülmeye müsait, hatta dökülmüş olan kısımlarını komple kazıyıp sadece zemine sağlam tutunmuş kısımlar kalıyor. Zaten zımpara yapınca oralar çıkmıyor. Oralar zemine iyi tutunmuş yerler. Onların dışında kalan, dökülmüş ve dökülmeye müsait, kabarmış bütün yüzeyleri pürüzsüz hale getirip daha sonra uygulama yapıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Önce bir ahşap koruyucumuz var. Ahşap koruyucu astarımız var. Ahşap koruyucu astarı yaptıktan sonra üzerine tik yağıyla karışık yine bir koruyucu katman var. O katmandan sonra da üstüne vernik atacağım. Bu aslında ilk katman. Bundan sonra iki katman daha yap, bir katman daha yapacağım. Sonra da üzerine koruyucu vernik atacağım. Ondan sonra gerçekten hem çok pürüzsüz bir yüzey oluşacak hem de uzun süreler ahşabı dış etkenlerden koruyacak.
Yoksa sadece bir göstermelik, belki ufaktan bir zımpara geçerek, işte kabarmışları kaldırıp zımpara geçerek üzerine boyayı sürüp, ahşap boyasını sürüp işlemi bitirebilirdik ama amacımız güzel görünmesinin yanında ahşapın da korunması, yani uzun ömürlü olması. Eğer onu yapmazsak belki bir süre güzel görünecek ama daha sonra dışarıdan gelen etkenler, işte yağmuruydu, soğuğuydu, rüzgarıydı ve sıcağıydı vesaire, ahşabı içten içe çürüterek belki bir dahaki yıl tamir edilemez, boya sürülemez ahşaplar kalacak elimizde. Ne olacak? Değiştirmemiz gerekecek, daha büyük maliyetler. Ama ahşabı korursak uzun süreler bu ahşaplarla bu güzel görünümü kaybetmemiş oluruz. Şimdi biraz dinlenip devam edeceğim arkadaşlar. Mis gibi kokusu var tabii. Evet arkadaşlar, son hali bu. Şimdi bunu kurumaya bırakacağım. Mükemmel oldu bence. Tabii daha bitmedi. Dediğim gibi son tuşları yaptıktan sonra güzel olacak. Bir de camla ahşabın birleştiği yerler. Bakın şuralar açık. Buraları da ahşap macunu yapacağım. Şimdi bugün bunu kurumaya bırakıyorum. Bahçemize gidiyorum. Koyunların, tavukların yemleri, suları vesaire, yumurtası. Onları halledeceğim. Ya da beraber gidelim, onları halledelim. Bu gece kalsın. Yarın da buranın artık son katını yapacağız. Hadi bakalım, devam edelim işlerimize. Oğlum sen beni özledin mi? Ha? Ben de seni özledim oğlum ya. Kapıda beni hemen karşıladı. Oğlum. Sen ne güzel bir çocuksun. Oğlum benim. Senin oğlum benim. Canım oğlum benim. Bakayım bakayım hemen.
önce köpeklerin mamasını vermeyle başlayalım işte. Tamam tamam, gitmiyorum gitmiyorum oğlum, gitmiyorum, korkma, gitmiyorum. Seni bırakır mıyım ben hiç? Hadi bakalım. Tamam 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 tamam. Oy kuzum benim. Oy kuzum benim. Özledin mi sen beni? Özledin mi? Sadece sabah akşam görüyor diye özlemiş. Özledin mi sen babayı? Ha? Hadi tamam hadi. Hadi, hadi gidelim tamam, hadi gel. Hadi gel oğlum. Hadi gel oğlum. Gel, gel oğlum. Babam buradan bitirmemişse. Size güzel bir haber daha vereyim. Bunu kuzumuza vereceğim. Kuzumuz biliyorsunuz sağlık durumu iyiye gidiyordu. Ancak yem yemesinde sıkıntı vardı. Şöyle sert şeyleri yiyemiyordu. Otun sert kısımlarını, sap kısımlarını yiyemiyordu. Dünden beri koyduğum yemleri de yemeye başladığını gördüm. Bu sevindirici bir haber. Şimdi tekrar bakalım nasıl yem yiyor. Önce şu Boz'un mamasını verelim. Boz, gel buraya oğlum. Gel. Gel Boz, babacığım gel. Dur, 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 dur. Dur oğlum, dur, dur, dur. Lan bir dur. Heh, ye bakalım, ye. İçeriye koyalım bunu. Gel, içeriye alış. Dökme yere. Geç oraya, geç. İçeri geç. Hayır, hayır o. O kuzunun. Kuzunun bu. İçeri geç. İçeri geç. Aferin sana. İçeri geç. Serseri ya. Goldie'den havlamayı öğrenmiş. Garip garip sesler çıkartıyor. Sesi de kalın. Artık büyüyor. Kocaman oldu zaten. Şimdi şu kuzumuza bunu verelim. Siz de nasıl yiyor bir görün. Tabii sevindirici. Çok güzel. İnşallah bundan sonra da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Koyunlarla ilgili. Gel gel gel. Yeter ona. Ne güzel yiyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Şimdi bir vali ot hazırladım. Koyun da güzel yiyor. Hoppa. Hoppa. Müsaade edin hanımlar. Hanımlar, beyler müsaade edin. Hadi bakalım. Geçin bakalım hadi. Hadi akşam oldu. Kızım dur dur. Dur kızım. Hadi bakalım.
Hadi bakalım hanımlar beyler. Afiyet olsun. Tamam bir tosuncuk, bir dur bir dur. Geç. Evet arkadaşlar. Bugün de akşam ettik. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.